Bunu başkanı ile biliyorsunuz. Tarihçi. Profesör Doktor Ali Birinci'nin. Beşir Aymazoğlu, Fuzuli ve Şeyh Galip üzerine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı yeni edebiyatçı kimliğinin ötesinde bir kimliktir. Artık insanlar kitap okumayacak, kitap okur yazar bulunmayacak diye bir kehanet var. Son insanların işte 3-400 yılına bakınca bu kehanet hurafe gibi görünüyor. Kitap sayısındaki artışa zıt olarak okuma oranında müthiş bir düşüş var. Nitelikli okuma, aktif okuma, bilinçli okuma eylemlerinde bir zafiyet söz konusu. Yani böyle genç ve başarılı bir üniversiteyle tanışmak, üniversitenin öğrencileriyle buluşmak, ona da ithal etmek benim için bir ayrıcalıktır. Kitap sayısı, basılan kitap sayısı artmasına rağmen okuyucu sayısı düşüyor mu? Özellikle internet zaten kısa kısa metinler okumayı zorunlu hale getiriyor. Esasen teknoloji inanılmaz bir hızla büyüyor, gelişiyor. İnanılmaz bir tarih ve sosyal bilimler kütüphanesine sahip değil mi? Tanpınar'ın atıflarına ulaştım. Yani internet bu manada son derece faydalı. Kavramını gençler biliyorlar mı? Bilmiyorlar hocam. Siz bir şey yapın. Hafızı kütüp. Yani eskiden kütüphaneleri yöneten kişiler yani kütüphaneleri yöneten, onu muhafaza eden kişiler hafızı kütüp. Kitabın filanca sayfasında onu bulabilirsiniz diyecek kadar o kütüphaneye vakıf adam var idi. Hakikaten bir zamanlar hafızı kütüpler. İnternetin ciddi manada etkisi var. Ama internetin de bir okuma ortamı olduğunu unutmamak lazım. Her halükarda gençler bir şekilde metinlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ama genellikle düşünülenin aksine Türkiye'de kitap okuma oranının yükseldiğini düşünüyorum ben. Çok sayıda kitap basılıyor biliyorsunuz. Neredeyse dünyada belli sıralara gidecek kadar yükseldi. Ayrıca çok sayıda yayın evi var. Bu yayın evleri de sürekli kitap basıyor. Eğer bu kitaplar satılmasa yayın evlerinin yaşaması imkansız olurdu değil mi? Dolayısıyla çok fazla endişeye mahal olmadığını, Türkiye'de internet, dolayısıyla internete ulaşma araçları yaygınlaştığı için gençleri meşgul ediyorsa da bazen internet aynı zamanda kitaba ulaşmak için de bir araç olarak kullanılabiliyor değil mi? Bugün mesela birçok insan okumak istediği, satın almak istediği kitap için interneti kullanıyor. Ayrıca internetten de çok enteresan kitaplara, metinlere, makalelere hatta dünya ölçeğinde kütüphanelere ulaşmak mümkün. İnterneti iyi kullanabilmek önemli. Yani günlük oyun oynamak efendim, hoşça vakit geçirmek için kullanıyorsanız tabii o sizi uzaklaştırıyor okumaktan. Ama bilgiye ulaşmak istiyorsanız o da bir kanaldır. Bunu doğrusu interneti iyi kullanmanın yollarını öğretmek lazım. Ama çok uzun bir zaman daha selülozdan kurtulamayacağız. Yani basılı kitap çok uzun süre hayatımızda olacak. Sen basılı kitaptan okumakla aslında sanal ortam olmayan ortamdan okumak arasında dağlar kadar fark vardır. Bakımdan interneti iyi kullanmayı öğretmek önemliyse de basılı kitaptan gençleri uzak tutmamak, onunla tanışmalarını, onun kokusunu almalarını, ceplerinde taşımayı öğrenmelerini sağlamak gerekiyor. Nitelikli okuma zaman içerisinde kazanılacak bir meziyettir. Yani bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Zaten okuya okuma seviyesi arttıkça, anlama kapasitesi arttıkça okumanın niteliği de yükselecektir. Bu önemli olan bu noktada okuma alışkanlığını kazanmak, kitapla ilişki kurmak. Yavaş yavaş seviyeyi yükselterek bir okuma macerası yaşamak. Yani kendiliğinden yüksek kalitede okumaya, eğer okumaya devam ediyorsa, kararlı ve ısrarlı ise mutlaka ulaşır. Gençlerin kitaptan kopmamaları, kitapla mutlaka ilişki kurmaları, Türk ve dünya klasiklerinin belli başlılarını mutlaka okumaları, yani dünyaya daha geniş bir pencereden bakmaları, ufuklarını genişletmeleri gerekiyor. Gençler kitapları dijital yayınlardan, sesli kitaplardan veya yayın evlerinden temin ediyorlar. Ama özellikle de yaşayan yazarlar, bu yazarlar var mı, yok mu, bunlar nasıl insanlar,
bunları göndermeleri, yani bunları görmeleri, bizzat onlarla tanışmaları şu anlamda, şu cihette biz önem veriyoruz. Bunlar da bizim gibi insan. Bunlar da yaşıyorlar. Bizim gibi ete kemiğe bürünmüş kişiler. Bunlarla bir araya gelince öğrenciler kitap yazma konusunda veya entelektüel uğraş konusunda bu insanların kendine rol model olabileceğini düşünüp daha da yakından ilgileniyorlar. Dolayısıyla onları görürseniz, onların hayatlarına dokunursanız, onlara temas ederseniz bu sizi çok daha farklı bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Okuduğunuz kitapların mutlaka yazarlarıyla tanışmaya özen gösterin, gayret edin. Genel olarak son zamanda kitap sayısının, kitap baskılarının artışına zıt olarak okuma oranında ve nitelikli okuma oranında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Yazarlara imzalattığımız kitapları böyle saklardık, imzalı kitaplar. Şimdi bakıyorum sadece işte ilk kitapların ilk baskısını ve imzalı şeklini satan siteler oluşmuş. Şimdi ne kadar ne önemli hale geldi onlar. Mesela bende Cengiz Aytmatov'un imzalı kitabı var. Bilmiyorum, çok değerli yani bunlar. Onun için zaman çok hızlı geçiyor. Tanışabildikleri kadar yazarla tanışıp mutlaka okudukları kitapları sahiplerine imzalasınlar.